Yıllarca ev alma umuduyla para biriktirdiler. Yeni konut kampanyasıyla ev arayışına girdiler. Bunun için internet sitelerindeki ilanları taramaya başladılar. Ancak dolandırıcıların kapora tuzağına yakalandılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizli konut kredisi müjdesiyle birlikte dolandırıcıların da iştahı kabardı. Emlak sektöründeki hareketliliği fırsat bilen dolandırıcılar ev sahibi olmak için arayışa giren vatandaşların cebindeki paraya göz dikti. Dolandırıcılar ev hayali kuran vatandaşlara internette ilanlar yayınlayarak ağlarına düşürüyor. Ev fiyatlarını piyasanın altında gösteriyor. Böylece uygun fiyata ev bulduğunu düşünen vatandaşlara olta atmış oluyorlar. Kendilerini arayan vatandaşlara evin birden fazla talibi olduğunu söyleyerek önden kapora istiyorlar. Parayı aldıktan sonra da sırra kadem basıyorlar. Millet uyanık olsun artık yani. Dolandırıcılar iyice çoğaldı. Dolandırıcılar oltalama taktiğini kullanarak sahte ilana çıkıyor. Burada evi değerinin altında gösteren dolandırıcılar uygun fiyata ev imkanı sunduklarını belirtiyor. Ardından kapora talep ediyor. Kaporayı vatandaştan aldıktan sonra ise ortadan kayboluyor. Peki vatandaşlar ilanın sahte olup olmadığını nasıl anlayacak? Öncelikle sahte ilanları anlayabilmemiz için ilanlardaki emlakçıların ticaret yetki belgesinin olup olmadığını sorgulamamız gerekiyor. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen eğer ticaret yetki belgesi yok ise o kişilerin emlakçılık yapması mümkün değildir. Öncelikle bu hususu kontrol edip o kişilerin gerçekten emlakçı olup olmadığını tespit etmemiz lazım. Uzmanlar evi görmeden kesinlikle kapora verilmemesi gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlarımızın ederinden çok daha düşük bir fiyatla ev gördüklerinde bunu uzun süre düşünüp mümkünse evi gezip ev sahibiyle tanışmalarında fayda vardır. Kimi vatandaş asla ilan üzerinden ev almayacağını söylüyor. Ödemeyi ise ileride başına gelebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı ispat etmek için bankadan havale yoluyla yapacağını ifade ediyor. Önce tapuya gider, kökünü araştırır. Haritacı ile filan belediye giden kökünü araştırırım, o şekilde yaparım. Para ödemesi tapuyu aldıktan sonra bankadan havale ederim. Ellerine vermem parayı. Tapuya giderim, bakarım, baktırırım yani bu şeyde var mı ev diye. Bir de nakit para vermem. Hesap numarasını isterim. Hesap numarasında öyle birisi varsa zaten dekontum olacak benim. İleride böyle bir şey olunca ondan tahsil edebilmek için. Ancak kimi ise parayı elden teslim edeceğini kaydediyor. Ödemeyi nakit yaparım. Elimle yaparım yani. Bu şekil daha sağlam olur bence. Ev satın alırken önemli konulardan birisi de yetki belgesi. Fırsatçılara meydan vermemek için, dolandırıcılıklara meydan vermemesi için alıcıların mutlaka yetki belgeli emlakçılarla temas etmelerinde yarar vardır. Aksi halde üzülürler. Hayat pahalılığından yakınan bir vatandaşsa ev almanın hayal olduğunu ifade ediyor. Hele de emeklilerin falan yani ev alması zor, çok zor. Neyden alacağız? Zaten zenginler alıyor. Zenginlere orta direkt diye de bir şey yok. Hiçbir şey yok. Şu hayat pahalılığı bir düzelsin de ev şurada dursun.